Efendim sorun çıkaran telefonunu teknik servise götürmüştü. Ne olduysa telefon bir anda alev aldı. Cep telefonu bomba gibi patladı. Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı. Bu cihaz sıvı temas olduğundan dolayı bir anda iç yerden kısa devreden dolayı patladı. Turgutlu ilçesinde yaşayan bir müşteri suya düşürdüğü telefonunu tamir edilmesi için teknik servise bıraktı. Pil değişiminden dolayı yani bayağı bir şişmiş. Ekranı zaten yerinden atacak seviyedeydi. Biz bunları ısının üzerine atıyoruz. 90 derece bir ısıyla böyle 5-10 dakika beklettikten sonra çünkü ekranı kırılmaması için biz bunları ısıtarak çıkarıyoruz. Kimse nasıl olduğunu anlamadı. Masanın üzerinde duran telefon bir anda patladı. Bunu fark etmiyor, bilmiyor. Sadece normal bir telefon olarak görüyor. Ama bizim açımızdan öyle değil. Bizim açımızdan telefon içeride hani patlamaya hazır bomba gibi. Patlama anı güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibi alev alan telefonu böyle çıkardı. Cihazlarınıza bakmanız zaman veya suya düştükten sonra da kullanmaya başlarsanız olacağı bu yani. En ufak bir ısıda kısa devreye düşüp bu şekilde patlayabilir. Aynı durumu tekrar yaşamak istemeyen Seyfettin Alkış, telefon kullanıcılarını da uyardı. Bizim başımıza gelen iş yerimizde patladı. Yarın öbür gün müşterinin elinde de patlayabilir bu. Hani evinde de patlayabilir, cebinde de patlayabilir, çantasında da patlayabilir. Yani bunu sürekli en yakın servise ve garanti varsa garanti servisine yılda bir bakım yapması gerekiyor.